duydunuz mu beni insanlar? Sizin acınız benim acımdır. İnsanın derdini tek insan anlar. Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır. Bir çınar misali öğrencilere güç veren ve eğitimdeki tecrübesiyle okulumuza ışık olan Özel Gökçen Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehtap Göktaş'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. I would like to invite Mehtap Göktaş, Vice Chairman of Gökçen College, to make her speech. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcılarım, Sayın Yabancı Ülke Konsolosluklarım, Okul Müdürlerim, Değerli Basın Mensupları, Çatalca Kent Konseyi Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdür Yardımcım, kıymetli anne babalar ve değerli konuklarımız, dünya barışı için tüm çocuklar el ele, sevgi birbirimize, barış hepimize diyerek çıktığımız ve Gökçen Koleji olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz medeniyetler arasında barışı, dostluğu, kardeşliği anlattığımız bir olmayı, beraber olmayı, birken tüm olmayı başardığımız ve bu gerçekliği dans ve müzik eşliğinde sizlere ulaştırdığımız 4. Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bizler Türk Eğitim Camiası'nda 5. yılını dolu dolu yaşayan, bizler de yol arkadaşlığı eden herkese dolu dolu yaşatan, ülkemize genç nesiller yetiştirme arzusunu gönlünden ve vicdanından hiç eksiltmeyen bir eğitim kurumuyuz. Okul olarak Türk kültürüne, Türk tarihine ve Türk diline sahip çıkarak geçmişine sahip çıkmayan ulusların geleceğinin de olmayacağı fikrini benimsiyoruz. Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 1932 yılında Türk kültürü konusunda asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey yüksek kültürde, yüksek faaliyette dünya birinciliğini tutmaktır sözüyle bizlere ulaşmak zorunda olduğumuz bir hedef koymuştur. Ve bizler Mustafa Kemal aşığıyız. Bizler memleket aşığıyız. Bizler vatan aşığıyız. Mustafa Kemal'in gerçek çocuklarıyız. Atamızın muhteşem isteğini festivalimiz ile gerçekleştirdiğimize inanıyoruz okul olarak. Bir ideal olarak benimsediğimiz bu inancı, kendi kültürüne sahip çıkan, örf, adet ve geleneklerine duyarlı, kendini doğru olarak ifade edebilen, sosyal, çağdaş ve kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirirken, emin olun çok fazlasıyla damarlarımızda hissediyoruz. Bizler kültürümüzü koruyor, onu tanıyor ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bizler kültürümüzü geliştiriyor, ilerletmeye çalışıyoruz. Bizler sınırları duvarları yıkarak tüm insanlık için gönülden beraber olmayı hedefliyoruz. Ve inandığımız bu değerleri sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz. Gökçen Koleji olarak festivalimiz kapsamında öncelikli amacımız halk oyunlarının geniş kitleler tarafından tanınması, korunması, tanıtımının yapılması, ulusal ve uluslararası platformlarda en etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Festivalimiz kapsamında dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okulumuz tarafından uluslararası platformlara taşınmıştır. Festival havasında geçen bayramımıza
birçok ülkeden çocuk katılmakta ve bu etkinliklerle tüm dünyanın ortak dili olan müzik ve dans kullanılmaktadır. Festivalimiz kapsamında misafir öğrencilerimiz 18 tane devlet okulumuza götürülecektir. Orada eğitim gören çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu kültür lezzetinden tat alarak keyfine varmaları hedeflenmektedir. Bugüne kadar okulumuza 25 ülke bine yakın öğrencide katıldığı bu etkinliklerde sosyal ve kültürel bir gelişim sağlanmaktadır. Ve en önemlisi öğrencilerimiz yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Öyle ki bu noktada festivalimiz hem eğlendirici, hem geliştirici, hem de eğitici olma özelliğini koruyan bir etkinlik olarak yoluna devam etmektedir. Festivalimize katılan ülkeler festival boyunca büyük ve coşkulu müzik şölenlerini tanıtırlarken bizler de kendilerini Büyükçekmece'mizi, İstanbul'u, Türkiye'yi tanıtacağız. Kendi kültürlerimizi, onların kültürlerini öğrenmeye çalışacağız. Eminiz ki bu çocuklar her biri ülkelerine çok güzel anılarla dönecekler. Bizler de Gökçalı Koleji olarak Türkiye'mizi, ülkemizi büyük bir onurla temsil etmekten gurur duyarak bu platformda yerimizi almaya çalışacağız. Bugün bu salonda bulunan herkesin huzurunda şunu söylemek istiyorum. İnanarak çıktığımız ve birlikte yürüdüğümüz bu zorlu yolda bizlerden desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm velilerimizin okulum adına teşekkür ediyor. Onlara ben buradan kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Evet, heyecanla bekliyoruz gösterileri. Çocuklarım da burada heyecanlılar. Hatta yanımda kalp atışları da ben hissedebiliyorum. Çok fazla söze gerek yok. Çok keyifli seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize katılımınızdan dolayı. Yalnızlıktan korkar kaçarım. Gelen kimse kalbimi açarım. Asla kıskanmam. Her yere sevgi saçarım. Kardeşlik, dostluk benim baş tacımdır. Konuşmalarını yapmak üzere Büyükçekmece Kaymakamımız Sayın İbrahim Yurtakulu sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. I would like to invite Büyükçekmece District Governor Mr. İbrahim Yurtakulu to make a speech. Sabunu göremiyor. Çok değerli davetliler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, Büyükçekmece'mizin Güzide Eğitim Kurumu Gökçen Koleji tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali'nde açılış galasında sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünyanın 11 farklı ülkesinden Türkiye'mize, İstanbul'umuza ve Büyükçekmece'mize teşrif eden çok değerli misafirlerimize de ilçe kaymakamı olarak bir kere daha hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum değerli konuklar. Dünya barışını inşa etme adına çok önemli bir faaliyet olarak gördüğümü, bu organizasyonu bu açıdan çok önemsediğimi sözlerimin başında ifade etmek isterim. Dünyanın dört bir tarafından gelen bu çocukların tertemiz kalpleri gibi, bu çocukların sevgi dolu kalpleri gibi, bu çocukların barış dolu kalpleri gibi bir dünya inşa etmek istiyorsak, geleceğimizin dünyasının
sevginin ve barışın hakim olduğu bir dünya olmasını istiyorsak, bu tür organizasyonların, bu şekilde dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukların bizim insanımızla birlikte kaynaşması, bizim insanımızla birlikte kültürel alışveriş içerisinde bulunması son derece önemlidir ve bu gelecek adına bizleri ayrıca umutlandırmaktadır. Bu vesileyle bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurucu müdürümüz, okul müdürümüz, okulumuzda çalışan değerli öğretmenlerimiz ve siz sevgili velilerin emeklerine, yüreklerine teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık diliyorum. Bu dördüncü organizasyonun da tertip ediliş amacına uygun gerçekleşmesi dileğiyle hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Yabancı konuklarımıza da bir kere daha hoş geldiniz diyor. Başarılı bir organizasyon geçmesini diliyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum.